Herkese merhaba, bugün sizlere meslek hayatında karşılaştığım bir olayı anlatacağım. Ne zaman bir olayı anlatsam gerçekten herkes pür dikkat beni dinliyor, bunu fark ettim. Şimdi bu olay gerçekten çok farklı bir olay ama e, hepimizin hayatında olabilitesi yüksekte bir olay. Neden diyeceksiniz? Çünkü işten ayrılış süreçlerinin çok fazla profesyonel yönetilemediğini adaylar tarafında da işverenler tarafında da görüyorum. Dolayısıyla e, sizler eğer aday olarak işten ayrılmayı düşünüyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin, dinleyin çünkü bu olay gerçekten hepimize ilham olacak nitelikte diyebilirim. Bildiğiniz gibi insan kaynakları süreçlerinde öncesinde bir insan kaynakları mülakatı, sonrasında bir teknik mülakat. Eğer her ikisinden de olumlu geri bildirimler alırsanız referans sürecine yönlendiriliyorsunuz. Referans sürecinde olduğumuz bir adayımızla yaşadığımız bir olay bu aslında. Adayımızı referanslarını almak üzere aradığımda bana çok güvendiği 3 iş arkadaşını vereceğini söyledi. Ben de hani mevcut iş yerinden olması sorun olabilir isterseniz farklı bir yerden veririm dedim ama maalesef hani adayımız hayır benim çok yakın arkadaşlarım zaten onlara çok güveniyorum merak etmeyin hiçbir sorun olmaz dedi. Peki diyerek bekledik referanslarını ve referanslar geldi. Referansların bir tanesi yönetici, bir tanesi eş kıdemi, bir tanesi de astlarından bir tanesi. Müşterimizin talebiyle bu şekilde almıştık ve tahmin edin hangisi bu adayımıza olumsuz referans verdi. Çok zorlamadan söyleyeceğim, hızlıca, hiç tahmin edilebilesi bir olay değil. 3 kişi de olumsuz referans verdi. Şimdi böyle bir durumda benim referansları yazıp müşteriye iletmem gerekiyor ancak bu referansla asla müşteri işe alımı onaylamaz. Dolayısıyla ben de normalde hiç yapmayacağım bir şey ama hem adayın bana vermiş olduğu o çok sevdiğim arkadaşlarım hiçbir sorun çıkmayacak feedback'ine de güvenerek bir taraftan bunu araştırmaya koyuldum diyebilirim. Yapmamam gereken bir şey aslında. Ancak gerçekten vicdan olarak kendimi çok rahat hissetmediğim için yaptım bunu diyebilirim. Peki ne yaptım diyeceksiniz? Tabii ki mevcut firmasındaki çalışanlara baktım ve orada tesadüfen bir arkadaşımı gördüm. Hemen onu aradım. Halini hatrını sormaya kalmadan karşıdaki ses bana direkt "Sen bu olay üzerine mi arıyorsun?" dedi. <laughs> Şimdi böyle bir durumda gerçekten artık hani benim sürece dahil olduğum, benim de ismimin geçtiği ve artık konuşabileceğim bir e, durum yaşadığımı düşündüm ve hemen detaylarıyla kendisinden dinlemek istedim. Adayımız gerçekten orada sevilen ve herkes tarafından takdir edilen işleriyle bir aday olduğunu öğrendim. Ancak adayımız o kadar iyi niyetli ki hangi firmayla görüştüğünden ne kadar teklif alabileceğine kadar her şeyi orada açıklıkla bir arkadaşıyla paylaşıyor. Ve maalesef bu arkadaşı bütün firmaya bunu bir şekilde yayıyor ve patronun dahi kulağına kadar gidiyor. Tabi adayımız da önemli bir projede olduğu için ve gerçekten hani fazla mesaiden de yıldığı için öyle söyleyeyim. Çok da gitmesi istenen bir profil değil anlayacağınız üzere. Bu bahsettiğim referanslar da bu olayları duyduğu için ve gideceği firmanın da ne kadar büyük olduğunu işte dünya çapında bir firma olduğunu duydukları için biraz da kıskançlıkla diyeceğim. Çünkü gerçekten tam olarak tabiri bu. Ona olumsuz referans oluyorlar. Dolayısıyla ben gerçekten bu süreçte sadece bir aday olarak değil bir insanın da mevcut yerinde aslında mutsuz olduğunu fark etmesini sağlamak üzere bu adayla tekrar bir görüşmek istedim. Tabii telefonu kapattığımda böyle düşünüyordum ve o anda telefonu tekrar çaldı. Bu sefer arayan müşterimdi. Müşterimi tahmin edin kim aramış? Adayın çalıştığı kurumun patronu ve bu kişiyi işe almayın gibi bazı böyle tehditvari bir şeyler söylemiş. Şimdi sektör çok küçük gerçekten. Bu tarz olaylar olmuyor değil, çok fazla yaşıyoruz. Ancak burada çoğu işveren bu kişiyi işe almaz. Neyse ki hani ben müşterimle konuştuktan sonra bu kişinin gerçekten buradan kurtarılması gerektiğini ve bir şekilde kendisi de isterse iş değiştirmesinin gereklilik olduğunu aslında vurguladım. Ve sağ olsun müşterim de benimle birlikte bir mülakat daha yaparak adaya da her şeyi açıklıkla anlatarak bu süreçte el sıkışarak işe alımını gerçekleştirdik adayın. Fakat bu her zaman bu şekilde ilerlemiyor. Bizim burada adayla olan iletişimimiz, daha önce onunla konuşmalarımız yani bunlar hepsi etmen. Ancak herkes bu kadar irdelemeyebilir. Farklı bir olumlu aday varsa onunla ilerliyor olabilir. Burada çıkarılacak dört tane ders var bence. Birincisi iş arkadaşlarımızı doğru seçmek. İkincisi iş arkadaşlarınızı zaman zaman test etmek. Üçüncüsü referans sürecinde mevcut iş yerinizden kimseyi bence referans olarak vermemek. Ve en önemlisi de şu ki, eğer gerçekten iş değiştirmek ve hayalinizdeki o işe kavuşmak için bir yola çıktıysanız, bir emek sarf ediyorsanız, lütfen ama lütfen bir süreç olumlu olarak tamamlanana kadar kimseye, hiç kimseye hiçbir şey söylemeyin. Özellikle de mevcut iş yerinizde kimseye hiçbir şey söylemeyin. Çünkü bunların sonuçları gerçekten çok farklı boyutlara kadar gidebiliyor bu olayda da yaşandığı üzere. Umarım bu olayı anlatmam hepimize ders olur. Hepimiz kendimizden bir şeyler bulup bir ilham çıkarırız kendimize. Çünkü başımıza gelmez dediğiniz şey aslında sizin de başınıza gelebiliyor. Ve unutmayın omzunda ağladığınız iş arkadaşlarınız arkanızdan bambaşka şeyler çevirebiliyor. Bunları siz sonradan öğrenebiliyorsunuz. Bunlara hazırlıklı olun. Psikolojinizi sağlam tutun diyorum. Çünkü iş hayatı gerçekten bambaşka bir yer. Herkes sizi o basamakları çıkmanızı engellemek üzere sanki dizilmiş durumda. Tek dileğim hepinizin iyi insanlarla karşılaştığı, harika işlerde çalışıyor olmanız olur. 15 yıla yakın meslek hayatımda gördüğüm olayları ve duyduğum şeyleri sizlere anlatsam gerçekten hani kitap olur derler ya o derece. Eğer siz de bunları dinlemek isterseniz ve daha fazla anlatmamı isterseniz lütfen kanalıma destek verin. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.